Gaziköy eskilerimiz daha iyi bilirler. Şöyle yaşı 40, 45, 50 veya daha üzerinde olanlar. Bundan 15-20 sene önce biliyorsunuz çok daha hareketli, çok daha güzel bir kasabaydı. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorsunuz Gaziköy kasabadan yavaş yavaş köyleşmeye, kaybolmaya, erip gitmeye başladı. Bunun birçok nedenleri var. Bu nedenlerden en büyüğü de işsizlik. Yani kasabamızda insanların çalışabilecekleri, özellikle belediye tarafından iş istihdamının sağlanamaması nedeniyle gençlerimiz iş bulamıyor ve dışarıya göç vermeye başlıyorlar. Şimdi sizin içinizde de sanırım böyle düzgün, rahatlıkla, gelirli, düzenli iş olan olduğunda pek zannetmiyorum. Ve bu zamana kadar gördüğüm, üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, size hiçbir zaman sahip çıkılmadı. Bunun da bilincindeyim. Daha önce pazar yerinin yanındaydınız. Şimdi sizi buraya sürdüler. İnşallah bundan sonra daha ileri sürülmezsiniz. Yani çünkü gördüğüm kadarıyla her gelen sizden uzaklaşmaya çalışıyor. Ama sizler bu köyün insanlarısınız. Biz her zaman için inanın ben sizlerden gurur duyuyorum. Çünkü Gaziköy'ün gerçekten değerli insanlarısınız. İnşallah eğer bizi böyle bir göreve layık görürseniz, Gaziköy halkı sizler bizi böyle bir göreve layık olursanız, sizler için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bundan emin olun. Ben belki yeni gençler beni tanımazlar ama burada birçok arkadaşımız var. Beni çok iyi tanırlar. Bu konuda Gaziköy'ün sorunlarla ilgili bir kitapçık hazırladık. Gaziköy'ün tekrar gelişebilmesi için, tekrar düzene kavuşabilmesi için bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçık Gaziköy'ün sorunlarını çözümü içeriyordu. İnşallah programımız içerisinde onları söz olarak yerine getirmeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum bugün bizleri tekrar konuk ettiğiniz için. Bu ara veya sizin sormak istediğiniz soru varsa bunu da cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Sorun, sorun. Neyse, kimin sorusu varsa sorsun arkadaşlar. Ondan sonra ben şunu gördüm. Hocam ben bir şey soralım. Özür dilerim. Estağfurullah. Burada şimdi ben Ceyhan'dan misafirim. Şimdi benim sormak istediğim şu. Herhangi buradan bir delege seçme imkanınız var. Şimdi az önce babamla da görüştük onu. İnşallah sizden de bir tane listemizin içerisinde yer alacak. Yani sizi de temsil eden bir insanı aramızda görmek istiyoruz. Nedeni ben Ceyhan'da MHP İçetere Çikolatı'nda susun çocuklar! Delegeyim ben kendim. O açıdan ben sormak yani, isterim. İnşallah. Yani. Kabul ederseniz kamburfele bu işe ben karar verdim ilk etapta. Ondan sonra artık kendi aranızda bir şeyler yaparsınız. Evet tabii kendi aralarında seçmeler lazım yani. Şimdi bakın benim yapmayı düşündüğüm bir şey daha var. Bu zamana kadar hiçbir belediye başkanı belki seçimlerden önce belki kapı kapı sizi dolaşmışlardır ama seçimden sonra hiçbir zaman gelip dolaştıklarını tahmin etmiyorum. Ha, benim düşüncem şu arkadaşlar. Bu zamana kadar Gaziköy'de olsun, Kozan'da veya Ceyhan'da ya da diğer ilçelerde yapılmayan bir şeyi başlatmak istiyorum. Bu nedir? Gaziköy Belediyesi'nin yönetimine tüm kasabanın insanlarını da katmak istiyorum. Belediyemizin bir sinema salonu var biliyorsunuz. Ama hiçbir işe yaramıyor. En azından aylık toplantılar düzenlemek istiyorum orada. Orada yapmayı düşündüğümüz veya önümüzdeki engelleri sizlere anlatmaya çalışmak istiyorum. Bu arada sizleri de herkesi davet edeceğiz. Gelip orada herkes düşüncelerini, fikirlerini en azından Gaziköy için söylesinler istiyorum. Bunlar herkesin hakkı var. Diğer orada oturan insanlar hakkı olduğu kadar sizin en büyük hakkınız var. Ve en önemlisi inşallah sizlere daha uygun böyle bir yer bulup daha yerleşik bir düzene geçmenizi de bizim en büyük düşüncelerimizden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Burada yıllardan beri de insanlar burada oturuyor.
bu belediye geldi. Acaba herhangi bir belediye eskiden bu zamana kadar hiç düşündüler mi buradan bir personeli alıp da bir vatandaşı belediyeye girdirme açısından? Hiç düşünüldü mü? Düşünülmedi zannedersin. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Belediye başkanı olabilir demek istedim. Herhangi bir birimde yani. Maalesef olmadı. Olmadı. Ha, belediye başkanları adayları geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi. Oldu ya. Cahit sokmadı mı? İki kişiyi soktu Cahit. Durdular mı? Yani yapmadılar ki ya. Sedat Bey'i şey Erseven'i soktu. İşe kedileri çıkmadı. Öyle adam da gelir. İş için aldılar onları. Size bir şey diyeyim mi? Manga ailesi olarak 40-50 seneyi geçti. Biz sebeplerle beraber 40-50 seneyi geçti. Bizler 5 sene değil, yeni babay değil. Başkası için ne isterse onu konuşsun, serbesttir. Ama alnımız yüzümüz be. Ne ha? Hepsinin babası bizimle beraber Selanik'e gelmiyor bunlar. Şimdi seçim de beklenen 5 sene var. Daha ne durdu seçimi de. Ya hayır hayır demek istedim. Bir insan geldiği zaman ne kadar güzel bir şeyler yaparsa, o kalıcı bir şeyler yaparsa, hem köylü tarafından hem kendi açısından daha ister, daha güzel bir şekilde gelir. Ben de Cihan'dayım, belediyedeyim kendim. Kendim de belediyedeyim. Ailenin muhtarı geldi. Bazen başkana diyorum, insanların üzerine fazla gitme. Başkana diyorum ki, başkanım, insanların ekmeğinden oynama. Oynama. Ya kala kurdu hala. Delegelerden oy. Buraya daha geliyor. Bak ben kendi delegesi olduğum halde benden oy istiyor. Ben dedim kusura bakma veremem sana dedim. Niye veremem? Sen herkesin kendi milletimin ekmeğinden oynadın. Ceyhan'da belki duymuşsunuzdur. At arabayı falan kaldırdı. Birçoğu insanlarımız üzmüş yani. Yani Kürtlerin cezası. Onlara yapayım derken tabii bize de yansıdı. Şimdi bakın. Türkiye'de İlk MHP'yi kuran 46 kişiden birisi ben. Bunu bilenler bilir. Türkiye'de. Bilemezler de yaşın kaçtı. Yaşın kaçtı. Bu dediğim 64 yılında. Kaç oldu? Bir soru var bir arkadaş. Bir şey soracak. Ya hocam senden bir şey sorabilir miyim? Kaç senedir, belki kaç senedir, yıllardan beridir, dedelerimizden beridir buraya arsa falan yer veriliyor ama bir türlü tapuları verilmiyor. Tapuları verilmediği için de bak görüyorsunuz evlere hep harman çorban, doğrudur. Biraz önce bir şey konuştu değil mi? Şimdi tapu üzerinde evet. Konuşuluyor. Yani kurtulalım diyor yani. Ya bunu veren adam herhalde tapusuyla beraber vermeli. Şimdi ha, bu şekil olmaz. Bakın kusura bakmayın. Diyor. Kusura bakmayın. Bir enayiyle siz yaptınız zamanında. Onu yani. Eğer farkındaysanız bir enayiyle. Ya tek de oradan tapu çıkartırdı. İsmail'le sizin hatanız oldu bu. İsmail bizim İsmail'le. Ben bak biraderimi de suçluyorum bunda. İsmail de sizin hatanız oldu. Yeminli görüyor musun? Bak görüyor musun nasıl bizim kertiz söylüyor? Şimdi o konuda endişeniz olmasın. Bakın ben üzerime düşen neyse yapmak için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Hep beraber. İnşallah. Yani bu da tabii sizin destekleriyle olacaktır. Öyle. Yani şimdi o makama bizi eğer layık görürseniz İnşallah Sedat arkadaşımız beni çok iyi bilir. Biz Sedat'la beraber büyüdük. Burada Kamber var. Kamber beni çok iyi tanır. Birçoğunuz belki tanımazsınız ama... Evet, aydın yine.